Deniz en güzel tarafı burası ama orada sıkıntı. Burada da yine bir sınav var. Bu şekli 5 havalandırma bir girişi var. Derinliği 4-5 santim. Aynı zamanda tehlike döneminde 400 kişinin geçişi sığınabileceği bir sınavdı. Ve bunun tapınakla da alakalı olabilmek çok yüksek çünkü fazla. Olabilme ihtimali çok yüksek çünkü faz devam ediyor. Bu ortalık tamamen keşfedildiğiniz olarak ona net bir şey diyebiliriz. İşte bu kazı noktasında ufacık bir yerdir. Sayısız kurgular çıktı. Asker kemer tokalarından, okuşlarından, adım takıları, ameliyat, maniklerine kadar çeşitli kurgular tip sarnıçlar şimdilik 63 tane var. Yalnız şöyle kazıyla beraber sayı artıyor. Yani her konunun kendine ait bir su sarnıcı mutlaka var. Artı var. Bunlar evet su sarnıcı şekli. Ağzı dar, dibi geniş, ön dibi, en dibi, eğimli. Altında daha düşük bir çukur var. İşte bu bugünkü kullandığımız filikte. İşte içindeki toz ya da bir kişi düştüğü zaman direkt en alta iniyor. Temizlemesi de kolay olur. Bu askeriyenin ana su deposu. Tavandan tavana 23 metre derinliği var. Georadarla ölçüştürüldü. Bunu diyebiliyoruz. Buna su karşı dağda patikayolu bir isim var. O su kanalı şimdilik 800 metre yakın fazla. Kanalın başında kaynak vardı daha önce. Bir de 8 kilometre ötede kurulmuş dere kalıntıları var. Olabilir. Roma'nın su taşıma tekniği harika. Ve o dörtgenler burada. Evet. Sonunda mahalaza yazdım. Yani, yer yapmışlar. Soğuk depo. İşte yazın güneşle görmese kaya çok serindir ve bir dahi bozmaz. Bu tandır gibi oranlar su sarnıcı. Bazıları sıvasız. Onlara da ya gıda konulmuş ya da yetiştirilebilir. Şunlar? Bunlar gıda. Gıda buzdolabı. Pişmiş kiremitiyle iki bölüm döşeli. Bunun özel olduğu tabandan belli oluyor. Bunun askerin ikinci adamı olabilme ihtimali var. Komutanım. Ve bu sürekli kalp içinde. Bu kilise civarına devam eden konutlar yüksek rütbelerin de kamulatları diye düşünülüyor. Yine burada yeraltı kilisesi var. Yeraltı kilisesi. O da pagan Roma dönemine denk geliyor. Çünkü pagan Roma döneminde İstanbul'un yasak. Öyleymiş. Yasak olduğu için aslında 3 kişilik bir mezar. Küçük bir grup onu kiliseye çevirip orada gizli ibadet yapmışlar. Görmek istiyorsanız bakalım. Tamam. Bu yine vaftiz havuzu. Bu sunak. Vaftiz. Vaftiz havuzu ve büyük yapmışın sebebi yetişkilerin. Şu anda bir kilisenin içindeyiz. Ve Hristiyanlığın yasak olduğu dönemde insanların yapmış olduğu bir mini kilise. Satışlar atlarla gezerlerdi. Birisi işin uzmanı. Almak istiyor. Fukara da diyor işte bana bir çift ayakkabı verin vereyim. Adam iki çift ayakkabı veriyor ve almıyor. O muhtemel. Şimdi oraya geleceğiz. Bu el değiştire İstanbul'a. İstanbul'dan yurt dışına çıkartırken yakalattı. Bir sergiye gittiği zaman sigortalanıyor. Türkiye'nin en değerli tarih eseri.
Şimdi Diyarbakır'da İç Kalemut Müzesi'nde. Güzel yere gelmiş sonunda. Aynen işte bu zincirleme soruşturmada. Özüne dönmüş. Aynen. Olmuş, layık olduğu yer. Rahip diyelim. Rahip. Evet. Ve ailesinin dilek. Bak şeyi yazıyor zaten. Kabulü. Antipatros ailesi dileğinin veyahut da kabul edilmesi ve selameti için Tanrı sizi korusun yazıtı. Evet bu yazıt. Geçen Yunan bir kız geldi dedi Tanrı sizi korusun. Bu yazıt. Tanrı sizi korusun yazıtı. Hocam şöyle de bir sunakta izine evet. Sunaklar işte öyle yere yakın yapılmıyor. Bunu gösteriyor ki bu tamamen yaklaşık 1 metreden fazla dolgu. Dolgu var. O zaman yukarıda kurban ediliyordu. Kanlar aşağı iniyordu diye düşünebilir miyiz? Evet. Buradan şu yapılan kanallardan. Evet onu düşünebiliriz. Muhtemelen kan, şarap ya da zeytinyağı. O zamanın değerli. Üç şey. Aynen. Bu yine bir sağ. Kulenin orijinali 21 metre. Kesin tünel var. İşte Roma Sasani çatışmalarından muhtemelen deşifre olmuş. Deşifreden sonra kanal içine blok taş koymuşlar ve onun üstünde kule inşa edildiği için bu kanalın günlerden Zerzavan Kalesi ve Diyarbakır'dayız. Zerzavan Kalesi'nde Mitras tapınağı, kayalar oyulmuş, eski bir kilise, konutlar ve arsenal silah deposu, 6. yüzyıla ait bir yine kilise ve arkasından Güney Kule ve kaleyi bitirmek üzereyiz. Bize Vedat Bey eşlik etti, kazı çalışmalarında yer alan bir dostumuz ve bize çeşitli ayrıntılı bilgiler verdi. Burası Roma'nın son doğudaki kalesi, daha doğrusu kale değil yerleşkesi, askeri bölgesi ve burada lejyoner askerlerden oluşan 1100-1200 kişilik bir ekip, 105 tane açılmış ve bulunmuş konut, altında müthiş bir yeraltı şehri ve Mitras tapınağıyla dünyayı ayağa kaldıran Zerzavan Kalesi'ndeyiz. Ve Zerzavan Kalesi'nin özel dokularını gezmeye devam ediyoruz.